Christian Today, koronavirüs sırasında insanları cesaretlendirmek için Tanrı'nın sözlerini paylaşan Mariem'in hikayesini paylaştı. İsa Mesih'in takipçisi genç bir kadın olan Mariem, insanlara umut vermek ve onları cesaretlendirmek için bir dizi kutsal kitap çalışması başlattı. Gönderdiği mesajlar her gün 3000 kişiye ulaşıyor ve insanlar Tanrı sözünde güç ve esenlik buluyor. Christian Today karşılaştıkları inanılmaz zorlukların üstesinden gelebilmek için Mesih'e dayanan ve onda güçlenen Hristiyan kadınların hikayesini paylaşıyor. Bunlardan birisi de koronavirüs sırasında insanları cesaretlendirmek için Tanrı'nın sözlerini paylaşan Orta Doğu'da genç Hristiyan bir kadın olan Mariam. Koronavirüs Orta Doğu'da görülmeye başladığında bölgede korku ve endişe hakim oldu. İsa Mesih'in takipçisi genç bir kadın olan Mariam. İnsanlara umut vermek ve onları cesaretlendirmek için bir dizi kutsal kitap çalışması başlattı. Gönderdiği mesajlar her gün 3000 kişiye ulaşıyor ve insanlar Tanrı sözünde güç ve esenlik buluyor. Meryem, "Koronavirüs nedeniyle sosyal medyada endişeli birçok insan gördüm. Kutsal kitaptaki ayetleri paylaşarak insanlara umut vermek istiyoruz." dedi. Aboneler her gün kutsal kitap ayetleri, bu ayetlere dayalı bir görüntü ve dua içeren sesli bir mesaj alıyor. Katılımcıların mesajı hayatlarına uygulamalarına yardımcı olmak için soru da eklendi. Mariam, insanların mücadele ettiği derin kaygıları işitmek şok ediciydi. Herkes koronavirüs ve ölüm hakkında haberler okuyor. Bazı insanlar kutsal kitabı farklı yorumluyor ve koronavirüsün Tanrı'nın cezası ve zamanın sonu olduğuna inanıyor. Bazıları ise affedilemeyecek kadar Tanrı'dan uzak olduğunu düşünüyor. Bizler Tanrı'nın onları sevdiğini ve Tanrı ilişki kurmak için asla geç olmadığını keşfetmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet bu bir kriz ve endişelenmek normal. Ama biz insanların Tanrı ile ilişki kurmak için adım atmalarını ve umutlu olmalarını istiyoruz ifadelerinde bulundu.